Kademeli emeklilik yasasında flash gelişme. SGK uzmanı Emin Yılmaz kötü haberi verdi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, kademeli emeklilik yasasına ilişkin kamu son habere konuştu. Uzun yıllardır gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar, EYT sorunu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve gerekli prim gününü tamamlayan ancak yaş şartı sebebiyle emekli olamayan kişiler, bu sorunun en büyük mağdurları arasında bulunuyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, kademeli emeklilik yasasına ilişkin kamu son habere konuştu. 1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu, emeklilik şartlarına yaş sınırlaması sağlaması EYT sorununa neden oldu. Bu durum, binlerce kişinin emekliliğinin gecikmesine veya ekonomik zorluklar yaşamasının en temel sebebi oldu. Etliler, uzun yıllardır çalışma hayatına katılmış olmalarına karşın yaş şartı sebebiyle emekli olamamaları nedeniyle maddi ve manevi sıkıntılar yaşıyor. Bu durum, sadece bireyleri değil, aynı zamanda aileleri ve ülke ekonomisini de derinden etkiliyor. EYT sorununun çözümü, hem emeklilerin refah seviyesini artıracak, hem de ülke ekonomisini canlandıracak bir adım olarak görülüyor. Uzun yıllardır süren bu bekleyişin sona ermesi, milyonlarca vatandaşı rahatlatacak. Orta vadeli programda EYT sorununa ilişkin yeni tasarının geleceği kulislerde konuşuluyor. Bir günden erken emekliliği kaçıranlar için adım atılacak mı? SGK uzmanı Emin Yılmaz, kamu son haber muhabiri Süleyman Çay'a konuştu. Yılmaz şu açıklamalarda bulundu. EYT üzerinden emekli olamayıp, birçok kişi hakkaniyetli bir emeklilik yaşı istiyor. Kademeli emeklilik yasasının kısa vadede gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. Orta vadeli programda ve ekonomik olarak sıkı bir para politikasından ötürü ciddi yaptırımlar var. Bu sebepten dolayı gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bunun için biraz daha zamana ihtiyaç olabilir. Sivil toplum örgütlerinin de hak arayışı içerisinde olacak.